Biraz beklediniz ama beklediğinize değdi vallahi. Aslan oğlum benim. Yalnız söyleyeyim, böyle bir tepsi kebabını başka hiçbir yerde yiyemezsiniz, öyle İstanbul'da falan. Vay, iddialıyız ha? Evet. Ya bunu neden İstanbul'da yapmıyorsun? Yok ya, oranın havasıyla suyuyla olmaz bu. Bu topraklarda olur abi. Vallahi çok güzel görünüyor. Mis gibi de kokuyor mübarek. Amcam kendini açtı resmen. Hayatım. Ellerine sağlık. Vallahi bence kahraman daha çok mutfağa girmeli. Çünkü böyle yetenekler herkese nasip olmuyor. Ben yapmasını değil yemesini severim canım. Hadi bismillah, kendi cancağızıma. Nefis olmuş. Ne haber Yusuf'cum? Beyim kusura bakma. Yok ya, bırak kalsın. Yalnız bu zibidi rahat vermez söyleyeyim. Kalsın kalsın. Gel, acıktın mı Yusuf? Gel benim kucağıma gel. Ne haber paşam? İnşallah kendi torunumuzu da görürüz. Onu da böyle kucağımıza alırız. Yani anne, sırası mıydı şimdi? Kötü bir şey mi dedim? Niye böyle yapıyorsun be hanım? Bak ne güzel ailemizde bir araya toplanmışız. Kendi toprağımızdayız. Bundan güzel gün olur mu ha? Olur Ziya Bey. El alem üçüncü, dördüncü torununu kucağına aldı. Biz hala bekliyoruz. Allah Allah, Allah Allah. Sırası mı hanım şimdi böyle şeyleri konuşmanın? Ziya Bey, şu halimize baksana. Soyumuzu, adımızı kim sürdürecek, kim devam ettirecek Allah aşkına? Annemin söylediklerine kulak asma. Tanıyorsun artık. Yeter artık kahraman. Bıktım usandım artık. Ben istemiyorum sanki çocuğumuzun olmasını. Ama olmuyor işte. Yapamıyorum. Eksik bir kadınım ben. Değilsin. Öyleyim. Haklılar. Onlardan çok ben istiyorum. Her gün, her gece. Bir dakika bile aklımdan çıkmıyor. Sen benim bir tanecik sevgilim, aşkım, karımsın. Doğramaya karınım. Biz seninle bunları konuştuk. Hallettik. Biz böyle mutluyuz. Bunu kapanmayacak kahraman. Onlar hiçbir şey söylemese de bu konu benim içimde kapanmayacak. Kahraman. Kahraman benim yüzümden tatsızlık çıkartma gel. Defne bu aralar çok hassas. Allah'a ben de bu evde gelinim ama bunca yıldır bir kere bile böyle bir terbiyesizlik yapmadım. Masadan kalkmak neymiş canım? Hadi hadi, bırakın böyle dedikodu yapmayı. Hadi çocuklar, soğumadan yiyin yemekleri. Bakın amcanız o kadar uğraşıp didinip yeteneğini konuşturdu. Sizlerden bir şey rica edeceğim. Bir daha bu evde hiç kimse çocuk meselesini açmayacak. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum. Bunu da baba senden öğrendim.
Sen hep derdin ya, herkesin hayatı kendine diye. Sizler de benim hayatıma karışmayın. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çok kötü günler geçirdik. Çok zordu. Biz kabullendik. Alın yazısı dedik. Allah'ın takdiri dedik. Sizler de artık kabul edin. Bizim çocuğumuz olmuyor. Ve olmayacak. Defne benim bunca yıllık karım. Sizler de benim ailemsiniz. Sizlerden sadece biraz anlayış bekliyorum. Birbirimizi kırmanın bir anlamı yok. Ben sizin oğlunuzum. O da sizin biricik gelininiz. Saygısızlık ettiysem özür dilerim baba. Ama bunları söylemek zorundayım. Afiyet olsun.